Cumhuriyet Halk Partisi'nde de para sayma soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Üç Cumhuriyet Halk Partili isim ifade vermişti. Onlara bir milletvekili eklendi. Özgür Özel'den de bir beklenmedik çıkış var. Paraların benimle bir ilgisi yok süreci eski il başkanımız Canan Hanım yürüttü dedi. Ayrıntıları alacağız Ankara'dan İlter Yeşiltaş notlarıyla karşımızda İlter. Merve Tepe görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında e, görüntülerde yer alan isimler, e, ifadelerini verdiler. Tabi bu konunun hukuki boyutu bir de siyasi boyutu var. E, özellikle burada e, paranın e, toplanması ve il binasını 41 milyona alındığı ifade ediliyor. Bu 41 milyonun 17 milyonun elden verilmesi kayıt dışılık mı var sorusunu da akıllara getirdi. Tabi burada özellikle yasalara yasaya aykırılık bir durum ortaya çıktı mı sorusu da soruluyor. Tabi bu sorular gündemdeyken gözlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrilmişti. Özgür Özel CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu döneminde bu sürecin yürütüldüğünü ve bizzat binanın alınması ile ilgili süreci Canan Kaftancıoğlu yürüttü ifadesini kullanmıştı ve tabii ki burada özellikle de Canan Kaftancıoğlu tarafından bu konunun netleştirilmesi gerekir mehalinde bir değerlendirmesi olmuştu. Diğer yandan bir yandan tabii gözlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çevrilmiş durumda. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin de görüntülerde yer aldığı görülüyor. Ekrem İmamoğlu bu konuyla ilgili içine sinmeyen tarafların olduğunu dile getirdi. O da aslında yine Canan Kaftancıoğlu dönemini işaret etti. Türkiye'de bir realite var dedi. tapu değerinden düşük satmak isteyen, onu almak için 50 türlü mücadele veren alıcılar oluyor şeklinde bir değerlendirme yaptı bu yaşananlara ilişkin. Türkiye'nin en büyük partisin partilerinden birisinde bunların yaşanmasının da yine doğru olmadığını ifade etti Ekrem İmamoğlu. Ancak tabii ki bu süreçte şu anda ekranlara gelen görüntülerde Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yer alması da oldukça dikkat çekici. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu'ndan da yine bu sürecin doğru yönetilmediğine ilişkin de bir eleştiri geldiğinde ifade edelim eleştirinin eleştiri oklarının hedefindeki isimde aslında Canan Kaftancıoğlu'nu işaret ediyor. Her iki isimde Özgür Özel'de, Ekrem İmamoğlu da çünkü 2019 yılında bir kampanya süreci olmuştu İstanbul İl Başkanlığının alınması noktasında bizzat tabii Canan Kaftancıoğlu süreci yönetmişti. 2021 yılında da il başkanlığının açılışı gerçekleştirilmişti.